Efendim, Balçova'da yaşayan Yücel Kızılkaya tabir yerinde ise dolandırılmaya doyamayanlardan diyelim. 2 milyon liralık evini sadece 250 bin lira ödeyerek elinden alan dolandırıcılar ona öyle bir oyun oynadılar ki Kızılkaya aldığı peşinatının yarısını yine kendi elleriyle kendini dolandıranlara geri gönderdi. Şimdi gelin bu ilginç dolandırıcılığın hikayesini Kızılkaya'nın ağzından dinleyelim. Oyun oynadılar bana, dolandırdılar. Evim gitti. Benim bipolar hastalığım var. Diyaliz hastası annem var. Çok çaresiz durumdayız. Haziran ayında oldu bu olay. Evimin değeri 2 milyondu. 120 bin lira parayla almış oldular burayı. 2 milyonluk evine karşılık sadece 250 bin lira alabilen Yücel Kızılkaya, dolandırılmaya doyamayınca o paranın da yarısını kaptırdı. Balçova'da bulunan evine ödenecek 250 bin lirayı bankadan, geri kalanını ise elden teslim almayı kabul eden Kızılkaya, oyun oynadılar bana, dolandırdılar, evim gitti. Anahtar sözleşmesi kağıdında parayı aldığına dair imzayı attı ve evi sattı. Borcunu kapatabildi. Bilmek için Esertepe'deki evini satışa çıkaran Yücel Kızılkaya, kendi iddiasına göre dolandırıcıların eline düşünce darbe üstüne darbe yedi. Anahtar sözleşmesi diye bir kağıt imza attılar. İlk mısrada 1 milyon 900 lira anlaştığımızı, ikinci mısrada 250 bin liraya satış yaptığımızı, paramı aldığımı, üçüncü mısra harfler vardı, rakam yoktu. Evine talip olanlarla 1 milyon 900 bin liraya anlaşan Kızılkaya, peşinat olarak 250 bin lira aldıktan sonra getirdikleri sözleşmeyi hiç düşünmeden imzaladı. Paramı aldığıma dahilim, anahtar sözleşmesine imza attım. İki kişilerdi bunlar. 1 milyon 900 lira anlaştığımızı, 250 bin lira rayiç değeri üzerinden satış yaptığımızı, 1 milyon 650 bin lira olacak para olan yer boştu. Kızılkaya evinin tapusunu devretti ama eksik kalan 1 milyon 650 bin lirayı hiç alamadı. Dolandırıcılar türlü bahanelerle onu oyaladılar. Çocuklar hastalandı dediler, zehirlendi dediler. Oradan ondan sonra tam gelirken de hikayeden kaza yaptık dediler. Öyle bir şey yoktu, ben araştırdım. Türlü bahaneler üreten dolandırıcılar bankaya 1 milyon 650 bin TL yerine yanlışlıkla daha yüksek ödeme talimatı verdiklerini ama hesaplarında yeterli para olmadığı için işlemin tamamlanamadığı yalanını uydurdu. Yani Kızılkaya'dan o eksiği tamamlamasını istiyorlardı. Dolandırılmaya doyamayan Yücel Kızılkaya da onlara inanıp aldığı paranın 130 bin lirasını geri gönderdi. Verdikleri 250 bin liradan bana siz bize 130 bin lira verin. Biz bankaya 1 milyon 650 yerine 1 milyon 750 bin lira söylemişiz dediler. Bu parayı vermediler bana. 1 milyon 800 bin lirayı alamadım. Aldığı 250 bin liranın 130 bin lirasını da kendi elleriyle geri gönderen Kızılkaya 2 milyon liralık evini 120 bin liraya satmış oldu. Benim bipolar hastalığım var. Diyaliz hastası annem var. Çok çaresiz durumdayız. Evimi tekrar teslim etmeklerini istiyorum. Bu yaptıkları yanlıştan dönmelerini istiyorum.